Elimizde bir enantiyomer çifti var. Sol taraftaki molekül R karbon, sağ taraftaki ise S karbon olarak adlandırılır. Bu iki bileşiğin de erime noktası, kaynama noktası ve yoğunlukları aynı. Ancak ikisi arasında oldukça önemli birkaç farklılık var. R karbon kıvırcık nane yağının ana maddesi olduğundan kıvırcık nane gibi kokar. Diğer yandan frenk kimyonu yağının ana maddesi olan S karbon da frenk kimyonu gibi kokar. Burnumuzun bu iki enantiyomer arasındaki farkı algılayabilmesi inanılmaz bir şey. Koku bilimi gerçekten de oldukça büyüleyici bir konu. Bu iki enantiyomer arasındaki diğer bir önemli fark da optik izomerlikleri ya da optik aktiflikleri arasındaki fark. Enantiyomerler düz, polarize ışık altında tutulduklarında farklı davranışlar gösterir. Hemen burada ne demek istediğimi açıklayayım. Burada genellikle sodyum lambasından gelen polarize olmayan bir ışık görüyoruz. Sodyum lambası derken dalga boyu genellikle 589 nanometre olan D bandını kastediyorum. Evet, polarize olmayan bu ışığın filtreden geçmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Filtreye dikkatli bakarsanız burada dikey yarıklar olduğunu görebiliriz. Yani polarize olmayan ışığın tamamı buradan geçemez sadece dikey düzlemde bulunan ışık dikey filtrelerin birinden geçebilir. Bu sayede polarize ışığın titreşim düzlemi elde edilir. Bu polarize ışık düzlemi de bir tüpe gelir. Bu tüp, yani bu alet, polarimetre tüpü olarak adlandırılır. Hemen yazalım. İşte tüpümüz. Tüpün içinde ise optikçe aktif bir bileşik çözeltisi bulunuyor. Bileşiğimizin bir kısmını buraya çizelim. İşte çözelti içerisindeki bileşiğimiz. Bu durumda bileşimize değen polarize ışık düzleminin yönü değişir. Bu şekilde aşağı yukarı giden düzlem dönmeye başlar. Ve ne kadar çok moleküle değerse yönü de o kadar değişir. Yani ışığın tüpten çıktığında aldığı açı girindeki açısından farklıdır. Şimdi de analizör oranlarına bakalım. Bu cihaz analizör olarak adlandırılır. Tam bu noktada durduğumuz ve bakışımızın analizöre dönük olduğunu varsayalım analizöründe filtrede olduğu gibi bu şekilde aşağı yukarı yönlü olduğunu varsayalım. Ancak ışık düzlemi bu durumda buradan geçemez. Bu yüzden ışık düzleminin yoluna devam edebilmesi için analizörü döndürmemiz gerekir. Bu çizimde bunu zaten göstermiştik. Buradaki aralıklar ışığın geçmesini sağlamak için bu yönde hareket etmeli. Yani burada ışık düzleminin geçmesi için analizörümüzü sağa doğru döndürmüş olduk. Buradaki alfa açısı, gözlenen rotasyon olarak adlandırılır. Bu örnekte analizörü sağa döndürmemiz gerekti. Buradan dikey yönden başladığımızı varsayalım. Işık düzlemi bileşiğimize değdiğinde sağa doğru döndürülmüştü. Bu da aslında analizörü sağa çevirdiğimiz anlamına geliyor. Buradaki gözlenen rotasyonda da bu durumda pozitif olur. Çünkü saat yönündeki rotasyonlar her zaman pozitif olur. Bu durum için sağa doğru anlamına gelen dextro rotatory kelimesi de kullanılır. Evet, dextro rotatory. Peki ya düzlem sola kaysaydı? Yani ışık sola döndürülseydi ne olurdu? Yine dikey yönlü başladığımızı varsayalım. Bu sefer ışık bu yöne döndürülmüş olsun. Yani analizörümüzü sola döndürmek zorunda kalmış olalım. Bu durumda gözlenen rotasyon negatif olur. Zaten saat yönünün tersindeki rotasyonlar her zaman negatif olur. Bu da sola doğru anlamına gelen levo rotatori kelimesiyle ifade edilir. Yani gözlenen rotasyon olan alfa açısı polarize ışığın değdiği molekül sayısına göre değişiklik gösterir. Bu sefer de yoğunluğu artıralım. Bileşiklerin artan yoğunluğunu göstermek için buraya daha fazla kırmızı nokta çizeyim. Bu durumda ışık daha fazla oranda yön değiştirir. Yani dikey başlayan ışık daha fazla molekülle karşılaştıkça daha çok dönmeye başlar ve tüpten de farklı bir açıyla çıkar. Bu da gözlenen rotasyonu değiştirir. Yoğunluğu iki katına çıkardığımızda gözlenen rotasyonun da iki katına çıkacağını söyleyebiliriz. Yolu veya bu tüpün uzunluğunu değiştirerek de gözlenen rotasyonu değiştirebiliriz. Bu uzunluğa L uzunluğu diyelim yoğunluğu sabit tutarak kat edilen yolu iki katına çıkarırsak, gözlenen rotasyonda da iki katına çıkar çünkü. Tüp daha uzun olduğundan bu durumda ışık daha fazla moleküle değer. Gözlenen rotasyon, yoğunluk ve kat edilen yolu hesaba katarak bu üç kavramı bir formülle ifade edelim. İlk olarak alfa olarak adlandırılan ve derece cinsinden ölçülen gözlenen rotasyonu alıyoruz. Çünkü dönen herhangi bir nesneyi derece cinsinden ölçebiliriz. Bu yüzden gözlenen rotasyonu da derece cinsinden bir açı olarak düşünelim. Gözlenen rotasyonu gram bölü mL cinsinden ifade edilen tüpün içerisindeki maddenin yoğunluğuna bölüp daha sonra da bu yoğunluğu da L harfi ile gösterilen ve desimetre cinsinden ifade edilen kat edilen yolla çarpalım. Sonuç olarak spesifik rotasyonun kaç olduğunu buluruz. Bu da köşeli parantez içindeki alfa ile gösterilir. Yani bu spesifik rotasyonu ifade eder. Spesifik rotasyonlara dair iyi bir haberim var. Bu oran her zaman sabit. Kullanılan yoğunluğa ve kat edilen yola bağlı olarak gözlenen rotasyon değişebilir. Ancak gözlenen rotasyonu alıp yoğunluk çarpı kat edilen yola böldüğümüzde hep aynı kalan spesifik rotasyonu elde etmiş oluruz. Spesifik rotasyonun hep sabit kalması işimizi kolaylaştırır. Çünkü bu sayede belli bileşikler için belli spesifik rotasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin az önce bahsettiğimiz S karbon bileşiğinin spesifik rotasyonun kaç olduğuna bakabiliriz. Evet, bu kısaca spesifik rotasyonu ifade eder. Ayrıca sıcaklık ve dalga boyuna bağlı olarak değişebilir. Bu yüzden spesifik rotasyonu ifade ederken ortamdaki sıcaklığı ve dalga boyunu ayrıca belirtmemiz gerekir. Bir örnek yazsak iyi olacak. Örneğin 20 santigrat derecede sodyum D bandı kullanıldığında S karbon bileşiğinin spesifik rotasyonu artı 61'e eşit olur. İşte S karbonun spesifik rotasyonu. Spesifik rotasyon ifade edilirken genellikle herhangi bir birim kullanılmaz. Bu yüzden bu sayının yanında normalde bir birim olmaz. Ancak buraya bir birim konulduğu zamanlar da olur. Pek çok örnekte buraya derece işareti konulduğunu gördüm. Ama ben bunu kullanmayacağım. Çünkü gözlenen rotasyonu da derece işaretiyle göstermiştik. O yüzden kafanızın karışmasını istemem. İşte spesifik rotasyon kısaca böyle. Az önceki örnekte S karbonun spesifik rotasyonun artı 61 olduğunu gördük. Yani bu enantiomer dextro rotatoriymiş. O zaman rotasyonu da pozitif olur. Bu yüzden buraya pozitif işareti koyalım. R karbonun spesifik rotasyonuysa eksi 61. O zaman bu enantiyomer levo rotatori. Rotasyonu da negatif. Bu yüzden buraya negatif işareti koyabiliriz. Fark ettiyseniz bu iki enantiyomerin spesifik rotasyonları birbirinden farklı. Büyüklük açısından enantiyomerlerin spesifik rotasyonları eşittir. Mesela burada ikisinin de 61 olduğunu görüyoruz. Ancak işaretleri farklı. Biri negatif, diğeri ise pozitif. Bu ilişkiyi fark eden ilk bilim insanı Louis Pasteur'ün inanılmaz bir iş yaptığını söylemeden geçemeyiz. Son olarak R ve S işaretinin buradaki pozitif veya negatifle hiçbir ilgisi olmadığını hatırlatmak istiyorum. Yani bu bileşiğin S karbon olmasıyla pozitif değerde bir sayıyla ifade edilmesi birbiriyle alakası olmayan iki kavram. R ve S işaretleri kiralite merkezinin dizilimini belirlemek için kullanılırken, Spesifik rotasyondaki negatif veya pozitif işaretler deney ortamında belirlenir. Özetlemek gerekirse bu videoda kiral bileşiklerin optikçe aktif maddeler olduğunu ancak akiral bileşiklerin optikçe aktif olmadığını gördük.